Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde havuç kremi yapacağız hep birlikte. Havuç kremimizi her mevsim ve günün her saatinde de kullanabileceğiniz çok güzel bir cildi besleyici bir krem tarifimiz. Her cilt tipine uygun havuç kremimizi arkadaşlar ister akşam kullanın, ister gündüz kullanın. İster yaz, ister kış, her mevsim ve her gün kullanabileceğiniz harika bir doğal krem olacak. Havucu biliyorsunuz ki arkadaşlar beslenme olarak da göz sağlığı için de hekimlerimizin tavsiye ettiği en mükemmel, en besleyici sebzelerden bir tanesi. Cilt ve bakım kremlerinizin arasına bir yenisini daha eklemek istiyorsanız arkadaşlar, bu tavsiye edeceğim havuç kremini siz de mutlaka deneyin derim. Havuç kremimizi ellerinize, yüzünüze, ayrıca göz etrafına, göz altlarına ve bütün vücudunuza da kullanabileceğiniz çok mükemmel bir havuç kremi hazırlıyorum arkadaşlar. Hep birlikte yapılışına geçelim. Kullanacağım malzemelerde ben 2 tane orta boy havuç rendeledim. 1 tane aloe vera yaprağı kullanacağım arkadaşlar. 1 tane E vitamini kullanacağım. 1 fincan su, 1 fincan has zeytinyağı kullanacağım. Tatlı badem yağı kullanacağım ve 1 kaşık da pirinç unu kullanacağım. Havucumuzu hemen ocağa alacağım, tencereme ekliyorum. Tencereme aldığım havucu hemen ocağa alıyorum. Ocağa almış olduğum havucumun üzerine 1 fincan suyu ilave ettim. Ve orta ateşte kaynamasını bekliyorum. Havuç kremini ocağa koyduktan sonra arkadaşlar kapağını kapatıyorum tenceremin ve buharıyla biraz pişmesini sağlıyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar ağzı kapalı pişirdim. Pişerken ara sıra da böyle karıştıralım. Hepsi aynı oranda pişsin. Havucumuzu yaklaşık 5-6 dakika pişirdim. Suyunu çektikten sonra zeytinyağını da ilave ettim. 1-2 dakikada zeytinyağını ilave ettikten sonra pişireceğim. Havuç kremine zeytinyağını ilave ettikten sonra arkadaşlar yağın fazla yanmamasına dikkat edelim. Bir en fazla 2 dakikadan fazla ocakta tutmayalım. Hemen alıp soğumaya bırakalım. Artık altını kapatma zamanı geldi ve altını kapattığım tenceremin soğumaya bıraktım. Pişirmiş olduğum havucumu ılıttıktan sonra hemen süzgece alıyorum. Çok da soğutmayın arkadaşlar, çünkü içine yağ ilave ettiğimiz için koyulaşır ve süzmesi zor olur. Biraz ılıkken süzersek daha kolay olur işimiz. Bu aşamadan sonra kullanacağımız bütün malzemeler ve kaplar kuru olması gerekiyor. Çünkü kremimizin kuru kaplarda saklarsak daha uzun ömürlü olacaktır. Nemli ve yaş bir şeylerin dokunduğu zaman kremimizin ömrü daha kısa olur ve bozulabilir. Süzgeçten geçirdiğim havuçların çok güzel bir kıvam oldu. Kremimizin ana malzemesi havuç ve saf zeytinyağıdır. Normal yağ asla kullanmayın arkadaşlar. Krem yaparken saf elde edilmiş ev yapımı zeytinyağları kullanın. Ki cildimizi hem besleyecektir hem çatlaklara, yaralara ve lekelere de çok iyi gelecektir. Havucu süzerken tamamen özünü çıkarıncaya kadar süzelim arkadaşlar. Zaten bütün vitamini havucun özündedir. Tamamen süzmek gerekiyor. Havucu haşlama sırasında arkadaşlar eklediğimiz suyu çekinceye kadar yağı ilave etmeyelim. Suyu çekmeden yağ koyarsanız havuç kremimiz sulu olur ve
cildimize de etkisi olmayabilir. Şimdi ilave edeceğim bir tatlı kaşığı tatlı badem yağı ilave ettim. Aloe vera yaprağımın jelini çıkardım ve onu da ilave ediyorum. Aloe vera jelini havuç kremimize eklemeden önce bir güzel çırpalım ve kıvamını inceltelim. Aloe vera jelini biraz incelttikten sonra çatalla çırptım, incelttim ve aloe vera jelini de hemen ilave ediyorum. Biraz karıştıralım. Ve pirinç unumu da ekliyorum. Pirinç ununu ekledikten sonra kıvamı krem kıvamına gelinceye kadar pirinç unu ilave edebiliriz. Bunun belli bir ölçüsü yok. Çünkü havuçların büyüklüğü ya da küçüklüğüne göre pirinç ununun miktarı değişebilir. En son olarak da bir tane E vitamini ekliyorum. E vitaminini ekleyelim ki cildimize çok etkili olsun kremimiz. Cildimizi taze tutsun, nemli tutsun. Havuç kremimiz hazır. Bütün malzemeleri sırasıyla ekledim ve çok güzel bir cilt kremi oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Günün her saatinde de kullanabileceğiniz harika bir doğal krem elde ettik. Bu kremimizi arkadaşlar 18 yaş üstü kullanabilir. Yaralara, çatlaklara ve özellikle de kış aylarında çok mükemmel bir krem elde ettik. Şöyle küçük bir kuru olmak şartıyla krem kutumuza ilave ediyorum. Ve elinizin altında doğal, çok güzel, cilde etkili bir kremimiz hazır. Görmüş olduğunuz gibi her evde ve hepimizin elinde bulunması gereken bitkisel doğal bir krem. Evet arkadaşlar, havuç kremimizi eğer ki siz de yapmak isterseniz bu tarifimi deneyin. Memnun kalacağınızdan eminim. Biraz da bekleyince de kıvamı gördüğünüz gibi koyulaştı. Çok güzel kıvam elde ettik. İçinde aloe vera jeli de olduğu için kıvamı daha da koyulaşacaktır. Bekledikçe koyulaşacaktır. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.